Sezgin böyle bir arkadaş. Gece gündüz fark etmeksizin zabıtaların engellemeleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Kadınlar tacizi, erkekler şiddete maruz kalıyor. İş güvenliği ve iş ve sağlık güvenliği de katatık toplayıcılarının yani emekçilerinin en büyük sorunlarından bir tanesi. Çünkü neden? Doğrudan çöpün içine elini uzatıp tehlikeli maddelere, örneğin evsel atık, tıbbi atık, ticari atık temas kurarak birebir ayrıştırmasını yapıyor. Aynı zamanda çekçekçi arkadaşlarımız araçların çarpması sonucu ekseriyetle ya ağır yaralanıyor ya da yaşamını yitiriyor. Bunlara çözümün kendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya da valiliğin talimatıyla yapılan saldırılarla değil, yerel belediyelerle, yerelden doğru tabii bunu yürütmek gerekiyor. Herkes kendi bölgesinin coğrafi yapısını, sosyolojisini, oranın çalışma koşullarını çok iyi bilir. Nihayetinde masaya oturarak yerel belediyelerle çözümünün sağlıklı bir noktaya getirileceğini düşünüyoruz. Evet, bizler de istemiyoruz hani çekçekle bir arkadaşımızın sokaklarda onlarca trafiğe, her türlü riske rağmen sokaklarda gezmesini, dolaşmasını, hatta eğitim alması gereken çocukların daha reşit yaşını doldurmadan gece gündüz demeyip sokaklarda kağıt toplamasını biz elbette doğru bulmuyoruz. Fakat ama devlet, mevcut siyasal iktidar öyle bir olanak yaratamadığı için, yani toplumcu bir devlet veya da sosyal devlet normlarını yerine getiremediği için nihayetinde sokakta kağıt toplayan çocuklara da müdahale etme şansımız kalmıyor ki onların emeğini gözetmemizin dışında. Kadınların, gençlerin bugün işsizlik oranı had safhadayken, enflasyon ki keza ortada vesaire. Bugün insanlar aç kalmadan, çocuklarını geçindiremediğinden, evine ekmek parasını götürememesinden kaynaklı intihar ediyor günümüz koşullarında. Şu şekilde örneğin bugün çekçekten başlayalım. Yani bu yaptığımız işin lokomotif gücü olan çekçekçi arkadaşlarımızdan bahsedelim. İlk başladığımızda da söyledim. Ben 7 yıl çekçeke kağıt topladım. Şu an bir depoda faaliyet yürütüyorum. Şimdi topladığımız ürünler eğer günümüz enflasyonuyla bağdaşmayacak bir fiyattaysa ne yazık ki arkadaşımız topladığı üründen verim alamayabiliyor. Çünkü eve geldiği zaman mutfak, aynı zamanda evi kiraysa kira, su, doğalgaz, elektrik, bunların tamamı 2, 3, 4, 5 kata çıkmış. Fakat topladığı ürün zamlanmadığı için iliklerine kadar hissediyor şu an enflasyonu. Çünkü aynı iş gücü, aynı emek geçen sene ve 2 seneki önceki oranla şu an yani mümkün değil, yani evini geçindirebilecek pozisyonda olsun. Şu anki enflasyonla yani ekonomik krizden olabildiğince etkileniliyor. Öncelikle devletin, daha doğrusu bizim alanımızda çalışma yürüten arkadaşlarımıza dönük sürekli müdahaleler oluyor kolluk kuvvetleri tarafından. Bu müdahaleler biri valilik bir talimat vermişse, ikincisi de belediyeler, yerel belediyeler birilerinin önünü açmak istediğinde kolluk ve zabıta ekipleri çekçekçi avına çıkıyor. Geçtiğimiz dönemde iktidarın sıfır atık ve benzeri projeler ve yasal düzenlemelerle bu işi tekelleştirmeye dönük hamleleri olmuştu. Bahçelievler, tampon bölge ve birçok ilçede devam eden gece yarısı baskınlarla arkadaşlarımızın iş yerlerindeki topalladıkları, kat atıkları ne var ne yok alıp götürdüler. Aynı zamanda çekçekle çalışan arkadaşlarımızın çalışmasına müdahale etmediler. Biz derneğimizi kurana kadar
İGEK hatleri, Katatık İçişleri Derneği İGEK hatleri kurana kadar belediyelere bağlı zabıtalar çekçekçi arkadaşlarımızdan ve depo sahibi arkadaşlarımızdan rüşvet alıyorlardı. Ve bu birçok ilçede halen devam etmekte. Fakat biz örgütlü olduğumuz ilçelerde bunun önüne geçtik ve belli normlarda bitirdik. Olası bir sorun yaşadığımızda belediye yetkilileriyle masaya oturup çözüm üretebiliyoruz. Yetkililere benim sözüm şudur. İnsanların aç kaldığı, sokakta kaldığı, geçinemediği, geçinemiyoruz diye sokaklara dökünüldüğü, hele hele en son bu dönemlerde hiçbir kimseye zararı olmadan, bugün geçmiş dönem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şöyle bir cümle ifade etmişti, günümüzün İçişleri Bakanı. Haksız kazanç, trafik oluşturuyorlar üzerinden açıklamaları olmuştu. Bir vatandaşın kendi rızalığıyla atmış olduğu çöpü X bir diğer vatandaşın ihtiyacı normlarında toplayıp çöpleri de tabii dağıtmamak şartıyla biz arkadaşlarımızı da bu çevreyle alakalı bu şartlarda tabii bilinçlendiriyoruz. Toplaması, o çöpü ayrıştırıp yani Katatın kontamine olmadan orada ayrıştırması hem kendi ekonomisini oluşturuyor hem devletten bir istihdam iş alanı beklemiyor. Onun açığını kapatıyor. Keza yine söylüyoruz. Bunlara öncelikle saldırıların bir durdurulması gerekiyor. Geri dönüşümcü arkadaşlarımızın değerinin bilinmesi gerekiyor. Hem ekonomik, siyasal, politik olarak da el aldığımızda, sınıfsal olarak da el aldığımızda toplumun hiçbir kimsenin yapmayacağı, sokakta gördüğü zaman iğretiyle baktığı, aa çöpçü dedikleri insanlarız bizler ve çalışma koşullarımızda alabildiğince sağlıksız. Tabii bunun önlemlerinin de alınması için arkadaşlarımızla toplantılar yapıp bunu değerlendirmesini yapıyoruz. Yetkililerden isteğimiz yerel belediyeler üzerinden bu üzerimizdeki baskıların durdurulması. Tabii yine söylüyorum, örgütlü olduğumuz yerlerde biz bunu durdurduk. En güzel örneği, en ahlaki insan örneği de Avcılar Belediyesi'dir. Ve Türkiye'de bir model olduğunu düşünüyoruz. Bizlerle, alanımızla bağlı olan tüm müdürlüklerle olan ilişkimiz bizi sahiplenmeleri, yaptığımız işe değer vermeleri, hatta çöplerimizi ayağımızdan almaları, yani kolluk güçler olan, zabıta arkadaşlarla olan buradaki ilişkilerimiz Türkiye'de tektir, hele esnaflarla olan ilişkileri diyebilirim. Yani bu anlamda bunu da es geçmeyelim. Yani devletin sistematik olarak, evet sokakta topluyorlar, işte bu toplayıcılar, efendime söyleyeyim, trafik oluşturuyorlar veya da bunlar kirlilik oluştuğu üzerinden değil de bizim çaresiz, vasıfsız insanlar olduğumuzu ve başka yapacak işimizin olmadığı üzerinden değerlendirerek başka bir sağlıklı model hep birlikte bizlerle masaya oturarak oluşturabiliriz. Yani saldırıların durmasını şu an için talep ediyoruz. Gerisi kolay. Ben 12 senedir bu işi yapıyorum. Bu işin zorluğu var, yani hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Ya zor işte, insanlar senden çekiniyor, insanlar her şeyden geri kalıyorsun. İşte ortama giremiyorsun, hep bu işi yapıyorsun, hiçbir şey yani cahil kalıyorsun işte. Ya millet çoğu şöyle bakıyor, çoğu mesela şöyle diyelim, çoğu bizden geri kalıyor işte, bizden bilmiyorum, korkuyorlar. Her şeyi dışlıyorlar. Her şey yani. Polis baskısı ara sıra da oluyor tabii. Bilmiyorum, onlar millet mi şikayet ediyor, onlar mı kendi yapıyor, biz de net bilmiyoruz. Bize de bilgi vermiyorlar. Ama anladığım kadarıyla bizden hiç kimse bizi sevmiyor. Karemeci var zaf zor. Fizik, mezak işe çok iyi. Remeziliği. Zaten baran, şöperliği, mesela tam reziliği. Valla da salim ve şakri. Anacı biz tuhaftı. Ara ki polis kaçmadı da. Ben maskınç daha serme. Gelek mali mecburen. Zahberin. De bimeye kapat kirin. Komple. Hem eşya hem çekime gıberin. Anacı için tüstü neyi. Sekin ingi. Yani biri zahf kaçmadı da. De bimel işin evleri bu. Kapat kirin. Yani şef saat dedi siyada baskın daha serme. Ve de bimeye kapat kirin. Ana cemre sekin yeri kaçırdı. Yani desal var işadık. Desal dedi yani desal işadık. Desal imlü zeytü burnu diker. Ondan sonra aşkın evleri mıkır. Şimdi sonra gün gireyim mıkır. Erra uranı var işayı. Dümağı sevmem sekin evre. Hem der dümeğe ki dümağın mal aldım yine.
Emdaş devre. Bana mecbur bir süre giyin.